Kırmızı Grup, Birlik Hareketi'nin adayı, Günay Özütok, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adaylığını resmen açıkladı. Kırmızı Grup adı altında kadrosunu oluşturan turizmci iş insanı Günay Özütok, aday açıklama toplantısında ekip arkadaşlarıyla birlikte görücüye çıktı. Devlet Su İşleri binasının bahçesinde başlayan kokteylde, gelenler ile tek tek ilgilenen Özütok, kokteylin ardından toplantı salonuna geçerek adaylık açıklamasını yaptı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı adaylık açıklama toplantısında FTSO Başkan Adayı Günay Özütok. Fethiye Ticaret Odası, Fethiye'mizin en büyük sivil toplum örgütü. Bizim için çok önemli ve çok değerli ve 5000 kişiden oluşan bir aileyiz. Benim arkadaşlarım bana Fethiye Ticaret Odası Başkan Adayımız olur musunuz dediği zaman ben dedim ki bu çok büyük bir sorun. 5000 tane aile ve Fethiye ticaretini tutan, iş veren, risk alan bir ailenin sorumluluğunu almak bu kadar kolay bir şey olmasa gerek. Ben dedim ki, benim tek başıma alabileceğim bir sorumluluk değil bu. İlçemizin hem değerini hem önemini göz önünde bulunduğum zaman çok büyük bir sorumluluk olduğunu düşündüm. Geçmişte de orada görev yaptığım için, oradaki sıkıntılar da bildiğim için ben dedim ki benim gibi düşünen arkadaşları bir araya getirerek bu sorumluluğu paylaşacak arkadaşlar olursa ben bu sorumluluğu altına o zaman girebilirim dedim. Çünkü bu ilçede doğduk, bu ilçede yaşıyoruz, bu ilçede öleceğiz. Ve bu ilçede yaşamak için burayı seçen insanlar var bu ilçede ve sürekli büyüyoruz. Ve biz Fethiye'de yaşadığımız sürece Fethiye'de bir sözümüz olsun istiyoruz. Ve bizim bu ilçeye karşı da sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum. Ve bu sorumluluğu paylaşmak için bu birlikteliği 6 aydan beri çalışıyoruz, bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Ticarette en önemli konularda en başındası gelen şey tabii ki güvendir. Maalesef ülkemizde en büyük sorun güven sorunu. Ticarette, toplumumuzda maalesef güven sorunu çok düşmüş aşağıya. Eğer biz birliklerimizin adına birlikleri koyduk. Neden? Çünkü bu sorunları ancak bireysel değil, birlikte aşabiliriz. Önce bu insanlar bir araya gelmeli, birbirlerini tanımalı, sonra birbirlerine güvenmeli, o güveni inşa etmeliyiz ki bir ses olabilelim, görmüş olduğumuz bu ilçeye hak ettiği yeri götürebilmek için değer katabiliriz. Benim düşüncem buydu ve bu düşünceyi arkadaşlarla uzun zamandan beri tartışıyoruz. Ve gelmiş olduğumuz nokta iyi bir bu sorumluluğu benimle paylaşacak, birlikte hareket edecek arkadaşlardan bir ekip oluşturduk. Ve Fethiye Ticaret Odası'nın 5000 tane üyesinin karşısına böyle çıkmak istiyoruz. Sizlerle bir bu adaylık açıklamasını sizlerle birlikte açıklamak isteğini oluşturdu. Çünkü biz, ben tek başıma bir şey yapamam, hep beraber olursa yapalım bunu. Herkes sorumluluk alırsa olur. Çünkü Fethiye'nin sorunları büyük, sürekli büyüyen, gelişen bir ilçe. Ve biz bugün gelişen dünyayı doğru algılayıp, doğru yorumlayıp ve birlikte bir şey yapmamız lazım. Çünkü bu ilçe gerçekten bunu hak ediyor. Ben hayatım boyunca sivil toplum örgütüne inanmış bir insanım. Hayatım boyunca görmüş olduğum yanlışları, ben elimden ne kadar ne gelebilir, ne yapabilirim, hep bunun endişesini yaşadım ve bu topluma değer katmaya çalıştım. Ve bu ilçelerde bunu benim gibi düşünen birçok insan olduğunu görüyorum. İnşallah çıkmış olduğumuz bu yolda başarılı oluruz. Fethiye için hayırlısı neyse o olsun istiyorum. Teşekkür ederim. Fethiye TV WhatsApp hattı 0533 790 2848.